Short kısmında hazır bekleyen bir Deading var. İlk oyunda çok güzel oynamıştı. Evet. Yani operatörlerle beraber de tabii karşılıklı bayağı net performanslar geldi. Galatasaray tarafında da Mers yeni transfer. İlk haritada aslında çok istediği kadar oyuna katkı yapamadı ama daha o da sonradan açıldı. Evet, ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bakalım bu sefer nasıl oynayacak? Yine Galatasaray aynı haritada bu arada. Ascent'te ve farklı bir ekibe karşı oynayacaklar. Round'a da hızlı bir geçiş yapıyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Parla Galatasaray mücadelesi. Hızlı bir başlangıç. Şurada. Taret kırıldı ve mid tarafına doğru gelen bir Parla var. Onları burada Sova karşılayacak. Bu kontaklarla beraber rahatsız etmeye devam ediyorlar. Şimdi pazar baskısı sırasında JJ sağ tarafına şöyle bir baktı Smoon içine doğru ama herhangi bir oyuncu yok. Diğer tarafta Lovres desteğe gelmişken Mersa ilk skoru alıyor. Ve Jlert hemen takaslayırken Dedinkin desteğini öde. Yine Jlert'ten bir cevap var. İki skorla beraber takımına sayı avantajını getirmiş oldu. Odunda beklemeye devam ederken Toven'e dikkat etmeleri lazım. Oh, Combatry. Bu sıfır noktasından kimse etkilenmedi. 2 ve 3 pozisyonda iki oyuncunun canı az. O yüzden parlı oyuncularının titiz oynaması gerekiyor. Ve bir tane ok gelecek. Ben bu kullanırken bakalım direkt yıldız olarak kırabilecekler mi? Göz patlıyor. Bir stun var ve Combatry çıktı. İki tane harika kill. Arkadaşını kaybetti bu esnada. Şimdi Sightler Uxish biraz zaman kazanmaya çalışıyor ama nerede olduğunu gördü. Combatry yeşile doğru baktıracak. Combatry! Mükemmel killer, aynı zamanda clutch. Galatasaray tabanca roundunun sahibi. Ve Combatry'yi geçtiğimiz haritada hatırlıyorum tekrar. O da harika oynamıştı. Evet, o da çok güzel oynamıştı. O genelde böyle lurk pozisyonlarında falan bayağı bir temaslara girmişti. Artı olarak yine bu tarz retake'lerde iş çıkartmışlardı. Yani Galatasaray'ın Ascent retake'leri o kadar planlı programlı ki çok net oynuyorlar. Şurada bile bir tane ok, bir sersemletme. Combatry sersemlettiği için nereye bakarak çıkması gerektiğini de biliyor. Hemen Sova okuna tepki vermedi. Hala koridor tarafında bir oyuncu olabileceğini düşündü. Bu tabii tecrübedir, oyun okumadır. Ve sonrasında 2'ye 1'de her ne kadar skor verseler de canı azaltıldığı için bir çektiler. Oyuncular açığa çıkıyor. Bir bulldog yatırımları da vardı. Jlert sağ tarafında. Mid'e bakışlar gelirken Ruxic herhangi bir hamle yapmıyor ekiple birlikte. Onlar sakin beklediler. Bir push bekliyorlar. Ama kimse de hareketlenmedi. Şimdi short'a doğru yüksek ihtimalle oynayacaklar. Mid'den bir geçiş var. A tarafında savunma hazır ama. Evet. Mersa. Su koydu ve Mersa'nın üzerine doğru şimdi kalabalık bir oyuncu gelebilir. Oyuncu grubu gelebilir. Desteği de Jet'ten alacak gardında. Sıfır noktası bıraktığında bundan muhtemelen kimse etkilenmeyecek. Sınıfı oyuncular hareketlendiler. İlkini çıkardı bu arada JJ. Ardından Mersa kendisini yakaladı ve takas var. Patlayıcı biraz daha dile gitti zannediyorum. Üstünden geçtiler ve Ruxy hiç Kostakir'i çıkardı. Combatry yine devrede. Ve anında Combatry'i de yakalamak üzere koştular. Combatry bir tane daha kill buldu. 2v2, 2 oyuncunun canı az. 2v2, site altına Toven. Net bir line-up. Güzel bir Stinger skoru ve canı uzalan rakibini kolaylıkla düşürmüş oldu burada. Gitmeden bıçağı da takıyor. Tabii iki bulldog'u koruyabilmek yine birazcık moralleri düzeltmiştir ama yani baktığımızda çok da iyi geçen bir savunma değildi. Şimdi bir tam satın alma yine var. Deading Marshall'a dönmüş. Stinger'la destekleyecekler. A tarafı kalabalık. Kapanıyor. Bir Karona'ya göz. Bu arada Combatry'nin nerede olduğunu biliyorlar. Combatry biraz geç kaldı. Yetenekleri kullanmakta Jet dibine kadar geldi bile. Bunun farkında değil. Deepman Sentry'i aldıktan sonra JJ Mercy'yi yakaladı ve artık bu raddeden sonra Galatasaray retake'i çok zor. Gerçekten çok zor. Ama retake'lerde ne kadar iyi olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada en azından çekebilecekleri skorlarda tabii kendileri adına bayağı bir önemli. Hemen bir iki tane Shokoku geldi. Shokoku. Shokoku geldi. Lores dedin ki almış. 4-2'de exit track. Mantıklı gibi duruyor. Israrcı davranmıyorlar. Toven
Bir de doğru yaklaşacak. Short tarafında Lauris indirdikten sonra kendisini de Spike'a bırakacaktır diye düşünüyorum. Yani bura 100 yıl beklese büyük ihtimalle kontrol etti. Aa, nasıl güzel haksız çıktım ya ben öyle. Hemen kontrol etti. Ama 8 yana kadar da indiriyor. İyi döndü ve... Ses mi vermişti? Gerçi koşarak herhalde geldi. 4. round. Daha kritik olacak tabii ki. Özellikle... Tabii böyle bir ekonomiyle kapatınca parla. Kayıpsız geçince bu roundu. Şimdi Galatasaray'ın... Üstünde daha büyük bir baskı var ekonomik açıdan. Çünkü parla kaybetse bile sonraki round tekrar satın alabilir gibi duruyor. Galatasaray için aynı şey söz konusu olmayacaktır. İki takım adına da bu tarz bir önemi var. Doçent. Elinde Odin var Doçent. Doğru zamanı yakalamaya çalıştı ama bulamadı kimseyi. Ya şu Odin'e de bir tane düzgün kostüm kullanan oyuncu göremedik ya. Düzgün artık Odin kostümü nedir onu da bilmiyorum ama yani şekilli kullanıyor. Lauris yakaladı Doçent'i, ardından Mersin unutabilir mi kendini? Kombatri devrede yardım etmeye çalışabilir bu aşamada Toven ama çıktığında yakalandı ve Jilest Kombatri'yi de buldu. Şimdi Parla işte ritmi yakalamak için harika bir round geçirmiş oluyor. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Kayıp vermediler neredeyse. İyi bir ekonomi kurmuş oldular bu sayede ve rakip Ekko'yken tekrar aynısını yapmak isteyecekler. Stack tabii ki hedef. 8K, 9K gitmek istedikleri nokta. Henüz Galatasaray'da pes etmedi. Burada iki tane ultileri var. Sonraki round kullanılabilir Parla. Yine aynı şekilde bir Killjoy ultisiyle beraber belki aksiyon yaratacaktır. Tur değiştiğinde. Short tarafında bir kontrol denemesi var. Burada göz herhangi bir oyuncuyu göstermedi. Arkaya uzak bir bölgeye gönderdi Doçent. Elinde bir şerit. Şurada. Şey değil şu ya. Bana lazım. Kimin kontratındaydı? Ajan kontratından geliyordu o kostüm. Girinden. A kalabalık. Beşli geliyorlar. Kombatri'nin Stinger'ı biçebilir. Biçebilir ama o da istemedi tabii tamam sen. Şimdi bir dash. Deepmans. İçeri girdi. Bu site'ı kolay aldı Parla. Bir orb var JJ'de. Galatasaray sürpriz bir kill almadan tabii eldeki ultileri düşünüyorum ama kullanmayacaktır o ultileri. Ve henüz bir oyuncusu buraya çok yakın değil Galatasaray'ın. Ekko bir round. Olabildiğince rakibi sıkıştırmaya çalışacaklardır içeride. Ya az önce midde bir oyuncuyu gördükleri için, Lauris yanlış değilsem, oraya bayağı temkinli geldiler, bayağı yavaş geldiler ama Parla hiç öyle bir planı yok. Oh. Lauris iyi bir kill alıyor. Arkadan gitmeye çalışacak Fade bu aşamada. Ve açığa çıkan bir oyuncu var Stinch'in de zorluyor. Komatı bu arada Toven yakalamış onu wallbanklerle. Lauris de o şantı düşürdü. Arkada bir tehdit kalmadı ama Kombatri çıkışına müsaade edecekler mi bu oyuncuları? Raven'da bir isim var. Ders döndüğünde o da yakalanıyor. Bayağı büyük bir hasar. Galatasaray bu roundu kazanamasa da bu rounddan bence istediğini aldı. Sadece Lauris hayatta. Lauris hayatta. Yine kalkan yatırımı yapmak zorunda ve bütün oyuncuları neredeyse düşürecek noktaya kadar getirdiler. O bahsettiğimiz stack biraz daha uzakta kalacak gibi hedef olarak. Çok yaklaşamadılar şu anda. Pozisyon tekrar geliyor ekranlara. Toven bir tane wallbang göndermişler. Onu tam kendi açısından görememiştik ama işte Kombatri'nin Stinger'ı round başında fight'ı geride kabullenmeyi tercih edince doğru pozisyonda doğru işi yaptı. Acele etmedi. Mersa'nın ultisiyle ve Yergök Ayna ile birlikte burayı kazanmaya çalışacaklar ama Lauris'te tabii çok etkili bir tecrit var. Hızlı gelmiyor. Çift smoke. Bir one way. Bir düz. Altıncı round. Parla. Her yapacak Fade ultiye sahip. Killjoy tecrüte sahip ve Omen yine ultiye sahip. Şimdi yetenekler kullanıldı. Bu aşamada
tecrit patlatılamıyor. İki oyuncu etkilendiler. Docente hala görmedi. Alo. Neredeyse bakabilir mi artık? En sonunda görecekler ama Docente aldıydı. Bu bir şaka olmalı. Bu bir şaka olmalı. Galatasaray Docente birlikte bir de kill çıkardı. Şimdi üstünü konularda 0.0 ortadan onun yaklaşacak. Pazarda bu aşamada arkalarından geldi Schlerz. İkili çıkardı. Kimse reaksiyon gösterebilir mi? Paranoya var. Schlerz harika iş çıkartıyor. Bir başka kill daha kendisi ama arkadaşları da düşmeye başladılar site'da. İnanılmaz bir round Galatasaray için. Schlerz her ne kadar iyi bir lurk atsa da site'da dayanamadılar ve Docent. Benim rüyaların saçmalık seviyesi ya. öyle bir olay yaşandı. Ya çok acayipti, çok acayipti yani. Docent duruyor, bakıyorlar. Kimse Docent'e bakmıyor. Docent onlara bakıyor. Eli kolu bağlı falan dedim. Tam dönecek, vuracak artık birisi. O da olmadı. Bir de üzerine skoru çekip round'un sonuna kadar gidebildi. Hiç beklenmedik bir hamle. Çok basit bir hata. Burada büyük ihtimalle site içinde falan bir yerlerde fake verdiğini mi düşündü rakibin? Baitlemek istediğini mi düşündü? Emin değilim. Parla. Ulti de temkinli kullanmışlardı. Kırılmasın diye orada kutunun arkasına kadar attılar. Belki de o yüzden backside'e düşürmüştü abi. Şimdi Dedinkin'in üzerine gelen görüş oku tabii kırılıyor. Hemen takım arkadaşından bir destek geldi. Mid'e doğru açılırken buraya dikkat etmeleri lazım. Bir tane smoke'la beraber short oyunu gerçekleştirebilecek. AM'ye doğru bir ismi gönderdiler. Drone'la birlikte bilgi almaya çalışıyorlardı ama drone da tabii kırıldığı için. Şimdi Garden'a doğru biz burada konumlandığını göreceğiz. Sobanın geçişte iki kişi yakalanabilirdi ama dedin. Deepmans'in hedefinde short'u vurmaya çalışırken mid altta güzel bir skor geldi. Sol tarafta Toven bekliyor. Yaş. Hemen bir görüşle birlikte üzerine oynayacaklar ama Toven'in cevabı gecikmedi. Ruxic takası çekene kadar birazcık sıkıntılı bir an. Şimdi Deepmans Combatri onu yakaladı. Ardından bir de dönüp Ruxic'i vurdu. Combatri yakalış 4'te olacak. Schlerz'in hayatta kalabilmesi önemli. Sadece 10 canı var. Lawrence dikkat edecek gibi bu aşamın arkasını döndü Docent. Ama Lawrence çok keskin ve şimdi Omen TP'ler oradan çıkmaya çalışıyor. Mersa takassız bırakmadı. Tekrar A'ya dönmeyi tercih ediyor Schlerz. Smoke'dan çıkacak mı? Çıktı ve hazır Combatri. Galatasaray üst üste roundlar kazanmaya başladı. Combatri çok acayip bugün. Combatri çok acayip bugün. İlk maçta da iyiydi. Burada da çok iyi. Şimdi hemen savunma tarafında bir tane de mola alındı. Burada güzel giden oyunu devam ettirmek istiyorlar. Bir ışık bunu ilk roundda da düzeltiyorum. İlk maçta da kullanmıştı. Haliyle bakalım 5-6 şeklinde bu seri devam edecek mi? İşte şu pozisyonda Toven'den de tabii iyi bir dokunuş var, onu belirtmemiz lazım. Ruxicher ne kadar takası almış olsa bile yani bu savunmada jeneratör kontrolü gelmeden önce iki tane çok iyi ki. Böylesi iyi bir etkiye sahipti. Yine de Mars'a durdurmayı bildi. Şimdi tekrar bir yarım satın alma parladı. Ya çalınamayacak bir round değil. Deepmans'in ultisi var. Lores yine Vandal ile devam ediyor. Belki iyi bir entry bulabilirlerse veya Deepmans şöyle bir güzel jet izletirse diyelim. Neden olmasın? Beş kişi A'da. İki Stinger, bir Shorty, bir Vandal. Bakın şimdi. The Deepmans yükselecek ve kimseyi göremedi. İkisini de kullanamıyor tabii gelen yetenekten sonra. Yapamam. Artık bu sürenin geçmesini bekleyecekler. Deş kullanıldı. İçeride Deepmans ultiyle bir şeyler başarabilir mi? Ulti tazelendi ama dedik. Jetler bıçaklar. İşte kaos. İşte keyif. İşte Valorant. Ama dedik burada çaresiz gibi. Ve Schlerz onu yakaladı. Toven devreye girdi. 1-2 ve ağız canı var Schlerz'in. Ben bir an dedim acaba Ace geliyor mu ama çok iyi niyetli bir sakinlik denemesiydi. O Toven son nokta işlerse koyuyor. Galatasaray tarafı Brown'du. Birazcık aksiyonla birazcık kaçabilecek bir noktada da olsa tutmayı başardı. 5. bu sayede savunma roundlarını kazanmış oluyorlar.
İyi bir açılış ve devam ediyor. Parla ultisiz oynuyor olacak. Güzel bir taktik kurmak zorundalar. Dedinkin ellerinde operatör var. İyi yatırım ve pozisyon tekrar. İşte burada Dedinkin ilk açılışı yaptı. 2'yi buldu, 3'ü buldu ama sonrasında bir sağ klik beklenen sonucu getirmedi. Hem multideki sağ klik hem klasikteki sağ klik beklenen sonucu getirmedi. Odin, doçentin ellerinde. Ama A tarafında ısrarcı davranan bir parla söz konusu. Köşeye giden oyuncuyu fark etmeyecekler. Oo, bu sıkıntı olabilir. Bu sıkıntı olabilir. Ve şimdi Big Mans. İçeri girdi tekrar. Big Mans. Bir tane HL var. O Combatri. İlgili almakta biraz zorluk yaşadı. En azından iki tane kill buluyor tekrar. Combatri. Ay ne zaman gelseler kabus yaşattı ve... Şimdi de Mercy Deep Mercy düşürüyor. 2v4'te kalında Spike'da kurulabilmiş değil. Spike kurulabilmiş değil. Hemen burada bir tane smoke geldi. Toven jilerti alınca artık CC'nin üzerine doğru hoplaya zıplaya atlaya gidecekler. Son skoru istiyorlar. Ecel indirildikten sonra short tarafından Dedin kapıyı kırdı. Sonra da CC'nin kalbini kırdı. Mersa imhayı alan oyuncu değil. Toven ve round Galatasaray. Çok hızlanmaya başladı oyunun temposu. Evet. Burada pek işine yaramıyor şu an parlanın. Ama biraz şey de var. Yani kendileri de hızlandırmayı istiyorlar. Evet, evet. İstiyorlar. Combatri içeride gerçekten sürekli ekstra bir şey yapıyor. Sürekli beklenilmedik bir şey yapıyor. Hı-hı. 13 kill'de Combatri. Biraz o yaldır yuldur giriş dediğimiz taktiği gördük. Yani 4 round üst üste kaybettikten sonra tabii biraz kontrol de kaybedildi. Bu mola mantıklı bir mola. Afro tarafından oldu. Tabii henüz 6-3 olduğu için çok büyük bir sıkıntı yok. Ama üst üste 4 an kaybetmek biraz can sıkıcı tabii. Ya evet. Bir de dediğimiz gibi hani elenme maçı. Combatri şurada 3-4 falan bile vurabilirdi ama parladan da iyi refleks gelmiş. Molanın artık sonuna geliyoruz. Yine bir eco round oynanacak. Belki ufak bir yatırım yaparlar. Bir Spectre, bir Stinger. X bir şey. Ufak yatırım. Ufak yatırım falan değil. Bayağı bulldoglar bulldoglar çekildi şu anda. İki tane de yarım armor var. Şurada. Çift ultileri mevcut. Maksimum performans almak zorundalar. Bir tane kayıyor, bir tane fade ultisi sizi site'a sokar. Ama çıkartır mı bilmiyorum. Deep Benz. Geldi. Solunda Mersa çok hazır. Ona dikkat edeceklerdir. Ona gereken özen büyük ihtimalle gösterilecek ama sağ taraf biraz dikkatli. Dış gibi Toven bekliyor. Flash peak denemesi geldi. Şimdi ikili birlikte oynamak isteyecekler. Bir flash daha sağ tarafta destek var Combatri. Desteği gelirken bir anda yere yığıldı ve parla teması Galatasaray savunmasını açıyor. Hala kendilerini bekleyen bir tane Odin varken dikkatli olmak lazım. Deep Mans'in son headshot'ı doçentte. 5'e 1 bir pozisyon. Ellerinde 3 tane ulti var. Jilert son skoru aldı. Kayıpsız. Neredeyse hasarsız bir an. 6-4 ve 6-4'te şu an parla için mola çıkışında fena bir skor değil. Yine 3 tane ultilerinin olduğunu hatırlatmak lazım. Yani şöyle bir şey var. Bunları da mümkün olduğunca beklettiler. Bunlar eşitlik getirebilecek ultiler. Galatasaray ne kadar silah alabiliyor olsa bile son round belki bir eksikleri olabilir, bir force'a itiliyor olabilirler. Tam dikkat etmedim o anda. Yine mid'e doğru bir oyun deneniyor. Bu sefer mid savunması pozisyon değiştirmiş. Aynı şekilde B garajda konumunu farklılaştırdı. Ortaya doğru atılan bir tane HL kimse görünmedi. Bu ultilerle yalnız B'ye bu kadar yaklaşırlarsa site'ı nasıl savunacak Galatasaray? Bir problem. K'yi ortayı tutmaya çalışıyor. O geçişi nasıl tutacağı çok önemli. Ve tünelde de aynı zamanda yani
Şu anda Fate info alıyordu. Geri çekildi Rochant. Bir göz bırakacak birazdan. Son 50 saniye. Son 50 saniye. Ulti geldi. İçeri doğru Dash ile beraber gidiyorlar. Şu anda Valorant yaklaşmaya çalışıyor. Deepens. İlk skoru çekmiş sağ tarafta. Smoke içinde kendilerine güzel bir sürpriz var ama acaba bir flash peek denemesi gidecek. Şimdi de Judaist'in performansı önemli burada. İki tane kill var Judaist'ten takasla birlikte. Ve Galatasaray yine içeride site'ı savunamamış oldu. Üst üste ikinci round'unu kaybetmek üzere Galatasaray. Parla Esports'tan yine çok kolay işlenmiş, çok kolay okunulmuş, iyi kurgulanmış bir round. Kesinlikle. Ve artık burada korumak tek seçenek gibi gözüküyor. Bir operatör. Ne tercihi son round istenir mi bilmiyorum. Ve onlar da yavaş yavaş çıkışlarını yapıyorlar. Kutuları kontrol ede ede. Parla kadrosu 2 round arka arkaya bir sefer skor vermeden bir seferde 4 oyuncu hayatta kalarak kazandı. Şimdilik Kayo düşmüş olsa bile hiçbir etkisi olmayacak oyuna. Tek ulti feda etti. Düzeltiyorum, 2 ulti feda ettiler ve tecriti sakladılar. Yine yanına gelen bir Roman ultisi var. Çok aktif kullanıldığını görmedik ama aynı şekilde Galatasaray'ın da yine Sova ultisiyle karşılık verebileceğini, Kayo ultisiyle karşılık verebileceğini biliyoruz. Toven Stinger'a sahip. Docent de bir Spectre. Onun dışında gayet iyi tabii silahlar. Ulti desteğiyle alınmayacak bir konum olmayacaktır. Her ne kadar eşit olmasa bile şanslar. Yakın. Ve o geliyor Diding. Dipmans'i yakalıyor ve ardından ortada Geo Mercer. JJ'yi buldu. Ve şimdi... Yoris neredeydi? Jlerst. Bu da Combatri Jlerst'i yakaladı ve... Aşamada bir tecrit kullanılacak. Yoris bıraktı tecriti. KO yine ilerliyor. Bir tane de yapışkan var. Atak tarafında tecrit patladığı saniye hiç kimseyi alıkoyamayacak ve Galatasaray tarafı burada hazırlıklı şekilde bekliyor. Hemen şok oklarıyla beraber birazcık rahatsız ettiler. Yer Gökayn'a da geldi. Yani buranın girişi imkansıza yakın. Parla 7-5'i kabullenmek zorunda gözüküyor. Uxin'in canı az. Lares yine aynı şekilde 70 canda. Mid kontrolü de gelmişken burada Galatasaray son dokunuşunu fena olmayan bir şekilde yaptı. Önemli bir konu. Rahatsız ediliyor. Mersa Ruxic'i de buldu. Şanslı mermiler. Yani 20 saniye bir şey deneyecek mi burada B'de? Belki de. Deores yakaladı kombatlıyı. Ardından bir ecel var. Ve Deores tünelde sıkıştırıldı. Zaten süresi de yok Deores'in artık. Yok. Galatasaray 7. roundunu da kazanıyor ilk yarı biterken. Ve Parla. Onlar da 5 roundla bitirdiler. Açıkçası her iki takım için de tamam, yani kabul edilebilir diyebilecekleri bir skor. Ama ilk yarıda gerçekten iyi performanslar vardı. Onlardan bir tanesi kesinlikle tabii Combatri'den geldi. Ama Parla'da da yine 11'er kill'de hem Jilers'te hem de Laures'i görüyoruz. Yani şöyle... Momentum konusunda iki tarafta birazcık problem yaşadı belli bir noktadan sonra. Oyunu kopartma ihtimalleri varken kopartamadılar. Rakip okumalar fena gelmedi. Özellikle Parla duraklatmayı iyi kullanıyor son iki round öncesinde senin de söylediğin gibi. Ve Galatasaray'ın ne kadar hızlı oynayacağını bilmiyoruz. Kompozisyonları tabii 3 initiator olduğu için biraz daha bilgileri bekleyip oyun kurgulamak üzerine devam etmeleri lazım. Son oyun atak büyük sıkıntıydı kendileri adına. Şimdi Parla savunmasını bu sefer delmek isteyecekler. Dekinke doğru çok net bir headshot Jilersen. Short tarafına bir kontrole döndü. O A'daki kayıp pek güzel bir başlangıç değil. İkinci yarıdayız. Ve ikinci yarıda tabanca roundunda dengeler tekrar değişebilir. Özellikle Galatasaray'ın farkı açması biraz Parla'yı rahatsız edebilir çünkü... Seni bulacağım. 9-5'e kadar yolu var çünkü Galatasaray kazanırsa.
Gitti Taret. Bir de bir oyuncu bıraktı Galatasaray. Parla eSports. Şimdi Deepmans'ı harika kullandı. Mersa düştü ve Deş'i olduğunu hatırlatmak lazım ama daha Deş kullanılamadan Toven müthiş bir headshot attı. Zor bir takas Jet'e karşı. Gerçekten çok zor ama bir takas. Ama iyi bir takas oldu. Şimdi Doçen buraya doğru yaklaşıyor. Garden tarafında bir tane oyuncu görecek. İlindeki silahı da öğrenmiş oldu. Ve B tarafına doğru Spike'ı gönderiyorlar. Yine mid baskısını da almış olacaklar. Larvis'in üzerine 3'e 1 oynadıklarında kayıp vermezlerse eşit bir tek senaryosuna girebilirler ama orada hemen yardıma gelen bir JJ var. Bilgi olacak gibi bilgi almakta kalmadı. Kombatrin'in canı da aldı. Hemen bir göz. Toven açığa çıkartıldığında JJ'nin üzerine doğru gitmeye çalışıyor Doçent ve burada JJ 3 skorla birlikte çok kolay bir round gibi gösterdi burayı. 7-6 eşitlikten bir adım uzaktalar. Yatırım önemli. Rakip de force atabilecek durumda değil. Plant alamadılar. Çok fazla skor alamadılar. Bir dahakine artık. O yüzden aimlere bakacak. Onlar için. Şimdi Deepmans. Yüzü kırmış oldular ve Parla takımı yaklaştı A'ya. Yakın yani bir savunma yapıyor ve Feyda arkasındayken kısada da artık Galatasaray'da şu anda kalabalığı görebiliyoruz. Deepman Smoke altında bir görüş yakalamaya çalışıyor. Uxic yani C için ve arkadaşlarının kullanabileceği güzel bir flash tutar halde. Henüz aksiyon yaşanmamış olması da tabii bir anda kıyamet kopacağını gösteriyor herhalde. Deepmans biraz zorlandı burada, üstüne kalabalık dönecekler ama buna rağmen bir tane kill çıkardı. Combat takası aldı. Jlers yakında. Toven çok dikkatli değil ve döndü Jlers. Bunun farkındalar. Oo! Mersa Rux içi düşününce buradan bir tane de tabanca çekecekler. Ne oluyor ya? Hazırlıksız yakaladı Jlers'i. Ya olunabilecek bir senaryoya geldi bir anda şurası. 3'e 2 sayı avantajlı girecekler. Bir de dediğim gibi silahı almayı başardılar. Mersa burada zorlamaya devam ediyor. Hemen oraya doğru gelen bir tane çekme var. Kutunun arkasını kontrol ettiler ve sayt içindeki temas belki de en önemlisi. Kombatri dikkatli olmak durumunda. Kendisini göstermedi. Burada gözü bekliyorlar. Sıfır noktasını bekliyorlar. Giberildi JJ. Mersa'yı almış. Onun silahına el koymaya giderken Doçent yakalanıyor ve Kombatri çıktığı yerde indirilecek. Lores iyi toparladı gerçekten. Fakat problemli bir round. Ya Heaven altındaki oyuncu hiç destek veremedi main'dekilere. Hiç. Bu da bir problem de orada aslında. Yani main'deki iki oyuncunun buradan bu silahlarla çıkması da bir zor. Galatasaray iyi hasar verse de yani kazanılabilir bir boyuta getirmiştir round'u. Daha büyük bir hasara ya da round kazanımına bile gidebilirlerdi. Parla için iki oyuncunun da soğukkanlı oynadığını söylemek lazım Heaven'da. Ya bir dikkatsizlik yaşadı Parla. Dikkatsizlik. Küçük dikkatsizlik var orada. Hocam böyle bir dalmışım. Evet. Kırmızı da geçtik ama zincirleme kaza ya. Neyse burada bir kaza yaşanmadı. Ya. Bonus da sadece çok fazla yatırım olmayacak. Ki Spectre var. Ruxic. Elinde Frenzy'si gayet sakin. Sonra bir anda gaza geldi. Bir shoulder. Baktı çıktı. CC'de infoyu alacak. Burada bir oyuncuyu görecekler. Tabii ki mükemmel bir bonus yatırımı değil. İstenen en ideal bir yatırım değil. Smoke geldi. Smoke farkındalar. Dikmez bekliyor burada. Dişini aktifleştirdi ve garaj tarafına doğru bir Şerif P2 deneyecek. Aynı zamanda pazarda dikkat etmesi lazım. Bunu destekleyen bir Killjoy tarifi. Arka tarafta Jilert güzel bir konumda. Dedin ki gördü. Dedin ki Jilert'i gördü. 5 yana kadar indiriliyordu. Kombatri. Skorun sahibi arka tarafta Deepmans bu sefer. Kili almayı başarmış ve üzerine doğru oynamak isteyecekler. Geldiği yerde dedin ki indirdi. Sonrasında görüş okundan da Dash'le beraber kaçıyor. Short tarafında ipe dizilme ihtimalleri var. Kombatri. 40 canda kalınca rakibine headshot'ı gönderdi. JJ
Roundu bitirebilecekken. Evet, 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 evet. Yani o an için bir imkanı vardı ama zıplamalar biliyorsun çok da atıyor burası. Evet, bayağı da aldı. Kullandı hala. Lent söz konusu değil, şimdi alınacak. Güzel yerde. Yer de belli. İlk kill alırsa yalnız. İlk kill alırsa round da kazanabilir. Ama Doçent hiç öyle bir şeye yönelmiyor. Şimdi yöneldi, headshot'ı da attı. Çok rahat Doçent'in bu kill'i. Yani round başka yere gidebilirdi parlayı için. Gerçekten bence güzel bir bonus ama... ikidir bunu söylüyoruz yani. Echo da Galatasaray için iyi geçmişti. Bonus da parlayı için iyi geçiyor. Takımlar biraz... avantajlı başladıkları round'un o avantajını kullanamaz haldeler. İki round'dur. Evet. Şimdi ise dengeli bir satın alımla giriş yapacaklar. Operatör var Deepmans'te. Yes, rahatlatabilir onları. Ve Galatasaray'ın da biz zaman zaman hatalar yaptığını gördük. Burada hatalı bir operatör P2. Operatöre karşı yapılacakları hatalı bir pick. Can sıkar ama 3 kişinin yeri belli. Deepmans'te midi kontrol etmeye devam ediyor. Şimdi Ruxic, Doçent yakalanan isim ama Ruxic buradan kurtulabilecek mi? Flash harika, bir patlayıcı var, tam üstüne atıldı. 43 can, o Ruxic! Dediğin ki bulunca Parlay Esports savunmalar atlıyor. Daha Deepmans'in, Deşi'nin etkisi geçmiş değil ve kısadan şu anda işkillense bile kimse gelmiyor. Parla iyi bir konumda. Yok, gerçekten güzel bir konumda ve Deepmans yine short tarafına bakmaya devam edecek hala. Main tarafında iki tane oyuncu var. Ve... yavaş yavaş Galatasaray tarafı midin de kontrolünü alıyor buraya doğru gelen bir tane sıfır noktası. Tovin'in varlığını saptadı. Çok önemli bir... Top mid'e doğru gidecekler. Midin boş olduğu belli fakat alarm bot yani bütün bilgiyi verir. Bütün bilgiyi verir, taktiği belli eder. 40 saniye bu arada. A'ya gidecekler. Ve A'da 3 kişi pozisyonlarını hala koruyorlar. Bir sıfır noktası aynı zamanda... Bu sefer hücum ekibinden Toven yaklaşmaya çalışacak. Yani Deepmans buraya döner mi bilmiyorum ama görüşlerin kapatılabilmesi mümkün mü? Astro bu arada şimdi geliyor. Bir yıldız aldığı yerden Deepmans oraya bakmamış durumda. Toven harika bir kill çıkardı belki takım için ama süre gitgide azalıyor. Kombatri hala ayakta. Kombatri varsa Umut da var. Yeşildeki oyuncuyu da Mersa düşürdü. 2v1'e kadar getirdi Galatasaray. Yine son saniyelerde alınacak bir plant. Killjoy atlamadı. Leores cross koydu. Gördü. Plant inmiş vaziyette. Ve pide yerde Mersa görüyor. 2v1'e kadar inmiş vaziyette. Kombatri arkadaşını kaldırıp öyle pikleyecek zannediyorum. Leores ateş etmedi. Bekliyor. Ateş etti. Sonrasında Kombatri fırsatı değerlendiremiyor. 8 mermi sadece Leores. Bir başka pick daha Lares. Çekincesi yok. Bir iki bekledi ve rakibini düşürdü. Bir iki clutch. Parlay Esports yine kazanıyor. Bu önceki roundda Galatasaray'ın aldığı hasarla birlikte bir Anteco'ya götürecek Parlay'ı. Sıkıntılı bir pozisyondu. Lares 2'ye 1 de gitti. İndirdi. Rakip kaldırıyor. Bir daha indiriyor. Yetmiyor. Üçüncüyü de vuruyor. Ve çok güzel bir pozisyon. İki. Burada pick'i alırken... yani Lores'in turret avantajı vardı, Combatri'nin yetenekleri vardı ama hiçbirisinin round'un gidişatından ötürü biz kullanılamadığını gördük. Kevin altına geçtikten sonra herhangi bir yıldızı aktifleştirebilecek bir pozisyonları yoktu. Şu anda da senin söylediğin gibi bir yarım satın alma. Sheriff, Ghost, Frenzy ve Vandal'la beraber oyun devam ediyor olacak Deepmans. Mid tarafındaki peak'te. Alarm botuna bekleyebilir. Çok rahat bir skor. İkincisini kovalamaya devam ettiler. 3 geliyor. One Way Smoke'un etkisi ekranlarda ve Toven. 20 cana kadar Ruxic'i indirse de skoru çekemeyecek. 8-8. 17. round'a geçeceğiz. Özür diliyorum, 17. round'un içindeyiz ve Galatasaray 18. round'a geçerken artık geride olacak gibi. Evet. Çok basit kayıplar. En azından kolay gelen killer parlayı için ve Combatrin'in de canı az bu sefer. Base'de bir tane oyuncu var Galatasaray'da. Link'te de savunma ekibinin bir oyuncusu var. Orada acaba bir aksiyon yaşanır mı diye bakıyorum radara ama pek yaşanacak gibi değil. O bende geri dönüyor. Burada iki tane skor verilmişken tabii giriş yapmak bayağı bir zor. Operatör Cross'una çıkmak isteyecekler ve Operatör Cross'una çıktıklarında da hata yapmayan bir Deepmans var. Sıfır noktası rakibin yerini göstermedi. Yani ellerinde silah mevcut olsa bile o canlarla oynamak çok zor.
5'e 2 bir pozisyon. Galatasaray oyuncularının tabii bir yerden sonra hareketlenmesi gerekiyor. Bayağı beklettiler ama... Hareketlendi. Birisi düştü mü diye bakıyorum. Tolan yok. Kendindeymiş. Onun için ona bakıyor elinde bıçakla. O büyük ihtimalle evet. Saklayacak ya elindek silah. Elindek silah saklayacak. Kombatre gidip skor alabilirse diye denediler. Onda yeri tahmin ediliyor. Vandal'ı tuttu ve bir şıptan bir mola. Parla 9. roundla beraber haritada öne geçmeyi başardı. Tabii Lauris savunmada gayet iyi. Özellikle kazandığı 2v1 bir anda işlerin gidişatını çok değiştirdi. Arka arkaya bir seri yakalamalarını sağlamış bayağı oldu. Bayağı değiştirdi. Aynen. Kaybedilse şimdi Galatasaray 9-7 önde olacaktı muhtemelen. Ve ekonomik olarak da daha iyi bir konumda olacaktı. Yani ve Lauris'in performansı bayağı önemli. Ve 9-8'de şimdi Parla aynı durumda. Hem ekonomisi daha iyi. Burada bir bonus gibi mi oynayacaklar emin değilim. Silahlar biraz o şekildeydi. Yatırım yapacaklar mı bir görmek lazım. Ve tabii harita gidişatında burada Lux için aldığı skorlar belki de en önemlilerinden bazılarıydı ama işte Combatre artı Mersa'nın pozisyonunda Lauris'in şovu. Yani yakın kazanılırsa 13-10. 13-10. Orayı hatırlatmamız gerek. ...18. round. Bakalım nasıl olacak. Toven. O da bir orb, bir kill alırsa, plant alırsa ultiye sahip olacak. Galatasaray'da Ergök Ayna var. Savunma ekibi KO, Fate ve ikinci ultine sahip. Ultiler sanki savunma ekibinde daha güçlü. Ama roundu kazanması gereken gidişata bakıldığında Galatasaray. Kesinlikle. Şimdi burada mid tarafına doğru gelen iki tane smoke var. Bir tanesi short'ta, bir tane burası. Savunma ekibinde kullanıldı Omen'dan. Tovent bu smoke'un içine doğru gitmek istiyor mu emin değilim. Görüş okuyla beraber oranın bilgisini belki almayı düşünecektir. Henüz spike'ı bir yere taşımadılar. Üçlü bir aktif oyun söz konusu. Tabii alarm botun olmayışı da onları birazcık daha tedirgin ediyor. Ortada baskı var. Evet, ortada baskı var. Short kontrolü yine sağlanmış durumda. Ve buraya gitmek sıkıntı olabilir mi? Mersa gözükmedi. Şimdi ortadaki oyuncular kalmaya devam ediyorlar. Alda tek bir savunmacı, o da Deepmans ve operatörle. İyi bir açıda Deepmans. Bunu beklemeyebilirler. Kilcu oyun setupları çalışıyor Rux için. Doşanti yakalamayı başardı ortadan geçerken. Ve şimdi Deepmans'te kill alırsa problem büyük. Heaven'a kilitlendi Deepmans. Destek gelecek arkadaşlarından. Site'da bir giriş var. Deepmans aldı kill'i karşı işte yapması gereken bu 13 saniye. Plant alabilecek mi Galatasaray? Because dedik geldi oraya. Yıkıldı iki tane oyuncu. Ve sonrasında Toven de devreye girdi. İki dedik, üç Toven. Neler oluyor? Galatasaray kötü başladığı roundu anında harika bir şekilde çevirdi. Çok iyi çevirdiler. İki round arka arkaya kazanmayı başarıyorlar ve bunu hatasız şekilde gerçekleştirdiler. Short tarafında girdikten sonra orada birazcık Killjoy setup'ına fazla güvenilmiştir. Rakibi mid'e geleceğinden eminlerdi. Fakat mid baskısıyla beraber onlara ay yöneldiğinde istenen cevap ne yazık ki çıkmıyor. Burada hasar bile almadan çok kolay göstererek kazanmayı başardılar. Yine bir mid baskısında deneme var. One way izliyor olacağız. A'da. Toven smoke içini deniyor. Ultisi mevcut. Toplam 3 ultiyle beraber bir plan yapabilirler. Parla round iyi bir yerlere gelirse retake'de belki Killjoy ile bir cevap vermeye çalışacak. Tam burası. Combatry'i. Tam burası. Gayet sakin. Shoulder'larda kimse gözükmedi. Şimdi Ecel garaj kontrolünü sağlarken bir de sıfır noktası site içine doğru. Baskılandı. Evet, Killjoy'u buldular.
Bu önemli. Çünkü genelde o setup'ın tersine oynamak isteyecekleri için zaten fark ettik atak hemen A'ya doğru yöneldi ve yine bir one way var. Drone kontağında hiç kimse gözükmüyor. İleriyi tarıyorum. Koşuş! Ve Deepmans ardından aldığı kill'in peşinden Doçancı da düşürdü. Deepmans kısada Galatasaray varlıklarını kaybetti. Saite hücum etiklerinde yeşilde şu anda Jilers mevcut. Bir şok üstüne Jilers bir kill aldı. Toven bu arada şokla takası getiriyor. Deepmans'in de düşürülmesiyle Galatasaray yine pozisyonu 2v2'ye kadar getirdi. Son saniyelerde yine bir plant var. Kapı kapatıldı, ortada kaldı combat ve yakalanıyor ve main'deki oyuncu 1-2'de şimdi geriye çekilmek zorunda. Geriye çekilmek zorunda. Plant'a oturacaklar artık. Yeri belliyken, burada kör olmuşken imha devam edecek gibi gözüküyor. Bir teması kazanması lazımdı Tovin'in ama Lawrence'den geçit yok. Skoru çekti ve tekrar yüklerini biriktirmeye devam ediyor. Yani ulti kullandığı roundda 3 yükle birlikte ilerliyor olacak. Çok iyi bir iş. Tebrik edelim. Parla oyuna tutunmaya devam ederken Galatasaray tarafı bu ataktan istediğini elde edemedi. 9'a 10. Yine kafa kafaya bir oyun. Yine kafa kafaya bir oyun. Ve uzatmalar, uzatmalar, uzatmalar. Çok muhtemel. Evet. Şurada. Tarih gitti. 20. round. Bomunda bir ulti. O sırada yer Gökayna. Ultisi söz konusu bilmiyorum kullanılır mı? Diyeceğim ama kullanılacak zaten. Dedik. Açtı bile. Persa. Altı orbu ve... İçeriye giriş başladı. Dedikin dişi Deepmans ki trash etti rakibi dedik ama arkadaşların da bir yandan kaybetti. Parla mükemmel bir savunma oranı kendileri için ve Galatasaray üst üste kayıplarla artık biraz uçurumun eşiğine gelmiş gibi hissedecek. Bu round 2 ve 4'ten bilmiyorum çevrilebilir mi? Yani zor, gerçekten zor. Killjoy'un üzerine doğru mu döndürmek isteyecekler yoksa bir koruma kararı mı var? Emin değilim. Yani. Evet. Korumayı tercih ettiler. Evet. Koruyorlar. Çünkü sonraki round'da para yok. Mantıklı. Mantıklı. Combatçı bir arkasını tutuyor. Kovalamayı da tercih etmedi Parla. Yani sayt içinde girişinde iki oyuncu kaybediyorsunuz, bir tane içeride kaybediyorsunuz ve rakibe ciddi miktarda hasar veremedikleri için sürdüremediler, devamını getiremediler. Bu sayede 11. round gelmiş oluyor. Çok tabii baskılı bir maç. İki takım da birer... Turnuva ağacında maç kaybettikten sonra ikinci maçı vermek istemiyorlar. Düzeltiyorum, kazandıktan sonra ikinci maçı vermek istemiyorlar. Hemen finallere isim yazdırmak istiyorlar. Gruptan nasıl çıktıkları da önemli. Onu da hatırlatmasını yapalım. Bugün bittikten sonra yarın toplam iki tane bu üç serimiz olacak. Ve finalistleri belirliyor olacağız. Orada bir kaybedenler durumu söz konusu. Ve teknik mola. Arkadaşlarımızdan bilgiyi isteyeceğiz. Evet, bir oyuncunun ping problemi sebebiyle bir duraklatma söz konusu. İsim de verildi. Paylaşıp baskı yaratayım mı? Rejiden okey geldi. Tove'nin bir ping problemi varmış. Şimdi onu çözmek için bekliyoruz. Galatasaray tarafı duraklatmaya aldı. Evet, Tove'nin 9 pingde 14. Arada 14'e yükseldiği için biraz rahatsızlık var. Ve tabii bir yandan ekonomiyi de görebilecek bir fırsatımız oldu. Nasıl bir yatırım yapabiliyorlar diye bakıyorum.
Yine iki silah saklanmıştı. Yanına da iki tane şerif eklemişler. Çift ulti yine parlada mevcut. Mersa ve Kombatçı'da da aynı şekilde ultiler var. Galatasaray'ın ultileri tabii bu roundda elden çıkarılabilir. Yani rakip 12'ye ulaşmasını isteyecektir Galatasaray. O yüzden parlı bir silahlı round oynuyormuşçasına bu roundu tabii ki geçirecektir. Bu mentaliteyle oynayacaktır. Toven'den bir modem res geldi. Fark ettin değil mi? 15'e sabit. Bak bağlanıyor 80. Evet, oyunda şu an. Geliyor. Şimdi geldi. Evet, ilk girdiğinde pink yüksek oldu ya. Sonra düşüyor. İnşallah. Düştü. Çıktı. 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 Yok çıktı geri. Res yaramadı sabit abi. Değil. Res yaramadı. Olmadı o. Anla ki. Talihsiz. Yok ya bazen yaşanabiliyor. Üzücü gerçekten maçın bu. Şimdi akşam 9 herkes filmlere dizilere yüklendi mahallede. Aynen öyle. Bu da çok iyi pozisyon tabii dedikten. Yani şok oklarıyla bu arada şimdi tekrar oy ne kadar inceymiş ben fark etmemiştim. Şok oklarıyla bu arada bayağı kill alındı fark etti mi bilmiyorum ama bu turnuvada garip bir şekilde bugün yani rahat bir 4-5 kill izlemiş olabiliriz. Pek öyle sık gördüğümüz bir şey değil. Evet. Tuve'nin pingini kontrol ediyorum hala ama çok dalgalı. Evet. Bu şartlar altında bilmiyorum Galatasaray devam eder mi? Ya bir noktada etmek durumunda kalacaklar tabii. Ama biz de mümkün olduğunca bekleyeceğiz. Tabii ki. Arkadaşları iletirse modemin bütün ışıkları yanıyor mu kontrol etsin. Bu öyle bir sorun değil. Ya. Keşke öyle bir sorun olsa bu. Bütün kablolar yerinde mi? Yerinde. Evet, bu noktada Tomen zannediyorum artık bir kabulleniş var bu pingi. Galatasaray bu şekilde devam edecek gibi ping. Galiba. Hala çok sağlıklı gözükmüyor ama. Yok toparlandı sanırım. O gidiyor geliyor. Hayır, yani gidiyor, biliyorsun geliyor onun arada. En lanet tarafı o. Evet evet. Umutlandırıp. Dengesiz bir kişilik. Şimdi Galatasaray ortadan ilerlemeye çalışacak gibi. Ses yaptılar ama hayır. Kısaya da çıkabilirler. Galatasaray A3 onların sevdi. Onların hoşuna gitti gibi Galatasaray. Evet. Parla bu arada 11. roundda tabii ve burayı koparttıkları saniye eğer Doçent'e karşı bir hata yapmazlarsa veya ne Kombatri'ye karşı bir hata yapmazlarsa oyunu kapatmaya çok yaklaşacaklar. 3 roundluk bir comeback görmediğimiz bir şey değil. Daha fazlalarını gördük. Daha iyilerini gördük. Şimdi A hücumu devam ederken hemen ok hazır. Görüş oku artık Özle beraber bir combo ihtimali şu anda mevcut. Sağ tarafa doğru bir tane paranoya geldi. O paranoyadan çıkmak istemiyorlar. Doçent gittiği yerde güzel bir karşılama yapacaktı Jilerton'a ama takım arkadaşına sekmiş mermiler. Kombatri yerdeyken birebir bir takasın ardından Doçent planta oturdu. Ruxic beklemeye devam ediyor. Post plant oynanacak. Şimdi de 4v4 pozisyon. Doçent, Ruxic'i yakaladı, Deepmans. Doçent'i buluyor, 3v3'e geldi. Loreş, Toven'i yakaladı. İşte bu önemli bir kill. Arkadan gelecek oyuncu yeteri kadar zamana sahip olamayabilir artık. Bilmiyorlar yerini ama şimdi gördü Deepmans, anladı. Bütün bıçaklarını harcıyor. Oo, flash'ta çok güzel atladı Kermans. Bir headshot daha, bir flash daha alacak. Loreş, Kermans hayır üzülür Deepmans ve Shorty. İşe yaradı Deepmans. Facianın eşiğinden döndürdü takımını. Gerçekten iyi deneme Mersa. Çok gerçekten iyi deneme. Çok iyi deneme. Ve elinde Şerif'le beraber 3'e 1 clutch'ta. 2 saniye, 3 saniye daha ihtiyacı vardı. Neredeyse getirebilirdi. Fakat Shorty konuşuyor. İşte yani bu girişin hiç fena olmadığını evet gördük. Fakat sonrasında Lawrence'in desteği ve 3'e 1'de tek başına kalması bayağı bir canları sıkacaktı. Patlayıcısı da varmış. Flash'tan yalnız Deepmans etkilenmiyor. Evet, evet. Deepmans de çok soğukkanlı orada.
çok güzel oynadı deyip Mersin'i kutlamak lazım. 1-3 pozisyondayken birden 1-1'e gelince iki takım arkadaşını kaybedince o da biraz fevri davranabilirdi. Öyle bir hata yapmıyor. Evet, hata yok. Kritik bir round kazandırmış oldu ve 3 tane harita puanı parlayı için Galatasaray kazanmak zorunda. 3 tane üst üste. 3 tane üst üste kazanmak zorunda ama Parla da pek bırakmak istemeyecek. Burada 2 tane kaliteli ultileri var. Şimdi Kayı ultisiyle beraber bir short oyunu gerçekleşebilir. Ruxic arkasını döndü. Dedin ki X-score alan oyuncu Ruxic yerde. Ve butona doğru ilerlemek isteyecekken Toven size'ı tamamen temizlemiş oldu. Kolay gösterdiler. Short tarafından yaptıkları ilk oyun değil ama Parla ekibi pek de karşılık veremiyor burada. Anlayamadım ben olayı yani için. Çünkü Ruxic flash attı. Soluna dönüp site'a baktı. Site'da bir tane arkadaşı vardı. Burada iletişim hatası mı var acaba? Bu arada Doçent kill çıkartıyor. Immens deşi kullandı smoke içerisinde. Doçent üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışacak. Şurada. Sağ tarafa geçti. Geri belli side tarafından. Hemen bir destek var ve JJ skoru çekmeyi başardı. Yani Parla savunması burada tabii korumak istiyor ama Galatasaray'da yaldır yaldır gidiyor üstlerine. Son saniye vazgeçecekler mi bilmiyorum. Yok. Devam etmediler. Silahlar en azından korunabildi. Tabii operatör önemli. 900 kredisi vardı. Kayıp halinde Eko'ya düşüyor olacaktı. Parlayı eritmeye başlayacak gibi gözüküyorlar. İşte bu da önceki roundlarda kazandıkları sayıların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sefer Eko taraf İf Parla. Evet. İki roundluk bir fark. JJ. Site'a çekildi. JJ. Leores pazarda bir sürpriz headshot çıkarabilir mi Leores? Kabusa görülün. Dedim ki Leores small bank headshot attı dedin. Hemen yanıt verdi. Kill yok Leores'ten ama arkadaşları tamamlayabilir mi? Pek soluna dikkat etmiyor Jlerst. Deepmans'e de operatör vardı. Dash aktif. Hı hı. Uslu uslu geriye. Bir son saniye hit dash'i. Yok. Operatör lazım bu arada. Operatör bir kez daha tabii korumayı tercih ediyorlar. Ve Galatasaray'da çok ciddi bir baskıyla gelecek. Burada ısrarcı davranacaklar. Parlayı haritayı o kadar kolay şekilde vermek istemiyorlar. Bir round daha devam ettirmeleri lazım. Biliyorsun comeback ediler Ascent'te. Şimdi comeback atmaya çalışıyorlar. Şimdi vakit. Toven. Ruxic'i buldu. Çok pi değişmedi. Bu arada Galatasaray'ın bu operatör için yani ava çıkması gerekiyordu bence. Ya ben de öyle düşünüyordum. Paraları da vardı kayıp halinde. Yani 2v5'e geldiğinde herkes biraz temkinli hareket etti. Mola geliyor. Parla'nın savunmayı çok iyi kurması gerekli. Ellerinde bir tane killjoy'ları var. Rakip tekrar bir kayıp ultisiyle oynayabilir ve geçen roundda short tarafında kayıyla güzel bir temas denemişlerdi. Çok hızlı gelinmişti. Setup'ın önemini biz bir kez daha yüksek ihtimalle görüyor olacağız. Pozisyon tekrarları ekranlarda Galatasaray'ın ay biçtiği round. Ya burada bir anti-strat denilir mi? O önemli. Flash bombası. Günün hareketi olabilir düşüyor. Evet, evet. Yani shorty olmasa Deepmans'te Mersin'in şansı daha yüksek olacaktı bu kesin. Ama Deepmans zekice oynadı. 12-11 maç kıran kırana. Galatasaray takibini sürdürüyor. Bir round daha kazanmaları halinde uzatmalara gidecek ve Deepmans hem bir pompalı bıraktı hem de operatörü var. Judge aldı ekstra olarak. 4 rifle.
Farla da çıkıyor. Bu operatörün korunulabilmiş olması. Bakalım ne sonuç olacak. Bir sıfır noktası var. Deep Mantis daha fazla ilerlemek istemedi gelen yetenekten sonra. Riske atmıyor. Short tarafına yaklaşıldı. Ve yine aynı oyuna girecekler. Yok yok, yine aynı oyuna girecekler. Birazdan ultide destek verir diye düşünüyorum. Çok iyi bir flash peek fakat karşısında birebir bir takas. Ne yazık ki ideal senaryo değil. Bir tane çekme, bir tane patlayıcı vardı iki tarafta. Etkilenmedi. Ruxic en üst kapıyı kapatmayacak. Ruxic çıktı buradan. Önemliydi bu ama birebir takas. Şimdi savunma ekibinin pozisyonları yeniden alması gerekebilir. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok derken alarm botu ama oyuncu yok. Yani orta bölümde bomboş harita. Onlar için Deep Mercy'nin tünele kadar kontrol sağlamış olması çok önemli. Galatasaray'a gelecek gibi duruyor ve Fade'in canı çok az. Bu aşamada A savunucularının hatasız oynaması gerekiyor gibi. İşler ultiyi kullanıyor. Bu aşamada bu ulti kırılacak. İşler ne yapacak? Yine B'deki oyuncular açılmaya başladılar. Galatasaray'ın hücumun hızlandığını görebiliyoruz. Ruxic kill çıkardı. Ruxic mükemmel iş yapıyor. Pala bitirmeye yakın kombatlı kahraman olmak zorunda artık. Gerçek anlamıyla üstüne gidiyor İşler. Hemen sonunda olacak İşler. Mükemmel ayak oyunları. Kombatlı burada... biraz sinirlendirmiş olabilir çünkü bayağı aradı Kombatri ama aradığını bulan Parla. Normal sürede son roundda mükemmel bir savunmayla birlikte Parla Esports çıktığı iki karşılaşmayı da bu grupta kazanmış oldu. Thunderbolts'u yendiler ilk önce, ardından Galatasaray'ı yeniyorlar ve finale yükselen B grubundan, daha doğrusu playofflara yükselen B grubundan ilk takım oluyorlar. Ve şimdi Thunderbolt karşısında bir Galatasaray izliyor olacağız. Gerçekten yine güzel bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Günün son karşılaşmasında ama Parla ile ilgili konuşmamız gerekirse kesinlikle isimlerinin hakkını verdiler. Hatasız bir 2-0 ile birlikte uzatmalara götürmeden Galatasaray karşısında galibiyeti alıyorlar. Ama tabii şu pozisyonda yani Docent'in asla farkına varılmadığı tecrit sonrası. Günün belki en yani troll hareketi diyebileceğimiz bir hareket. Garip bir hamleydi. Kaliteli karşılaşmalar izliyoruz. Bireysel şovlar da izlemeye devam ediyoruz. Yani Galatasaray kazansa da şaşırmazdık diye düşünüyorum.